en kültürlüsü olsun, en okumuşu olsun, en entelektüeli olsun. Genelde insanların %95'i kardeşim bizim toplumda bir araya geldiklerinde birbirlerine kendi yaşadıkları gayet somut maddi şeylerden veya iş gelişmelerinden başka hiçbir şeyden bahsetmiyorlar kardeşim. Veya gündemden bahsediyor herkes birbirine. Yani ya o hafta yaşadığı bir şeylerden, ya hep dünyevi anlamda yaşadıkları, çıkarttıkları derslerden bahsediyorlar. Hep somut. Hiç yani şöyle bir oturup da bir saat kadar bir düşünce modelini, hani ayakları böyle yere dünyaya basmayan türden bir düşünce modelini paylaştıklarını görmedim kardeşim. Bu yüzden bütün toplumu da kınıyorum. Gerçekten şu %95 değil de %5'in içinde olanlar gelsin benim bağrımın merkezine otursun kardeşim. Diğerleri hiç ya. İsterse en büyük işleri yapıyor olsunlar, isterse en büyük fikir adamları olarak takınıyor olsunlar kardeşim. Hiç umurumda değil. Hepsinin bahsettiği şey hep aynı, hep. Hep tecrübelerinden somut olarak kendi üzerlerinden çıkarttıkları sonuçları anlatıp duruyorlar, kendilerini tatmin ediyorlar. Hiç, gerçekten. Şöyle artık benle iletişimde olanlardan bir düşünce modeli, hayalperestlik, bir hayal üzerine inşa edilecek kurgulardan bahsetmelerini istiyorum kardeşim. Ben böyle insanları seviyorum. Diğerleri hiç. O hafta şu işi yapmış, orada şöyle bir insanla tanışmış da onun böyle fikirlerini görmüş. Hiç umurumda değil ya, umurumda değil. Bunların hiçbir yükselişe hizmet etmiyor. Bu arada az önce izlediğiniz eleştirel konuşma bölümüm var ya, unutmuşum 2015'ten kalmaymış. Bugün bilgisayarımda şöyle bir geziniyorken, iş için bir şeyler arıyorken baktım orada. Ha, videolara denk geldim. Aha dedim, bu ne? Aykırı yazıyor. Rename yaptım tekrar. Aykırı 2018 yaptım. Şimdi 2018'den bu yana ne oldu? 3 gün geçti. Fikirlerimde değişen bir şey var mı? Yok. Sonsuz insanın sonsuz titreşimlere gönlünü, kalbini, ruhunu, bilgisini, vücudunu adamış insanın 3 sene sonra bir değişik duruşu olur mu? Hiç değişen düşünceleri olur mu? Olur ama ufak miktarda, eser miktarda olur. Aynı şekilde 2015'teki bu konuşmama şimdi 2018'in yazında İstanbul'un Güngören'inde devam ediyorum kardeşim. Yani biraz aykırı olun be kardeşim. Bak, aykırı olanlar, ama hani böyle şeytani şekilde aykırı olanları demiyorum. Pozitif şekilde aykırı olanlar, zihnindeki sınırları, onlara dayatılan kuralları öyle görmeyi tanımayıp engelsiz bir ruh içinde aykırı olabilenler gelsin benim can dostum olsun, can. Aynen öyle kardeşim. Ha, diğerleri denizde kum. Bu hep böyledir. Yani toplumlarda, tarihte helak edilen toplumlarda falan. Yani aydınlanan insanlar, özgürlükçü, güzel kafalı olan insanlar. Tabii içme yoluyla değil, sıçma yoluyla. Her zaman %5'in üstüne çıkmaz kardeşim. Birileri helak edilir. Birileri alevler içinde yanar. Az bir kısımda ya kurtarılır, aynen uzaydan operasyon olur, tahliye edilir insanlar. Veya ölüm yoluyla da olabilir, sorun değil. Yani kötüler mi ölüyor hep kardeşim, iyiler de ölür. Yani pozitifler de ölür, en azından gideceği diğer küre, buradan sonra ruhani olarak göçeceği küre cennetvari bir küre olur. Yani anneciğim, benim yani şuursuzlarla hiç işim yok kardeşim, benim yok, ama burada konu ben değilim. Aykırı olmakla ilgili bir konuşma yapıyoruz. Öncelikle bu Nescafe'yi size çakıyorum makattan. Yani dediğim gibi az önce 2015'teki o bölümde dediğim gibi bende değişen bir şey yok. Ben her zaman aykırı düşünüyorum. Her zaman toplum dışı düşünüyorum kardeşim. Ya toplum dışı değilsen toplumun karmasına sen de dahil olursun. Kendini böyle bilincini tam buradaki omurilik soğancığından, beyin soğancığından dünyanın merkezine demirlersin kardeşim ve senin de bütünsel kaderin o toplumun kaderiyle, karmasıyla iç içe aynı rotada gider. Ha sonuçta nereye varıyorsun? Bir boka varamıyorsun. Onun için bazı insanlar toplumda öncü olmuştur. Yeni fikirleri bulanlar her zaman aykırı insanlardır kardeşim. Yani ha bazı kavramlar var. Yok efendim bu efendi değil. Yok şöyle ahlaksızlık yap. Ya bunları geçeceksiniz kardeşim. Ya bunlar kısıtlı bilincin, kısıtlı toplulukların
kendi sözüm ona kurallarıdır. Yani neye göre, kime göre? Allah Allah. Ya ben bugün iş adamı tanıyorum bir tane, bir yerin çok yaratıcı bir, başarılı bir firmanın, dünya çapında bir firmanın genel müdürü kardeşim. Ya adam boş zamanlarında, mesela ben ne yapıyorum? Adam boş zamanlarında ama ben ne yapıyorum? Video çekiyorum, bazen resim yapıyorum falan, şiir yazıyorum, makale yazıyorum. Bu adam da kardeşim boş zamanlarında çocuk kitaplarına öyküsü dahil, romanı dahil yani inanılmaz resimler çiziyor böyle var ya. Pastel boyalar gibi böyle falan, tablette çiziyor falan. Mesela bu adam, git gör, en meşhur çizeri götür yanına, onun kadar çizemeyeceğinden eminim. Fena yani. Bak bu adam da aykırı bir adam. Saç baş böyle ama bir bakıyorsun genel müdür. Elinin altından milyonlar geçiyor belki. Adam her şeyi dizayn ediyor kardeşim. İki tane resim tiplemesini mi dizayn edemezsin? Yani böyle insanlar olun be kardeşim. Yani ne oldu? Emlak araba. Site kafelerinde arkadaşlar buluşuyorlar. Espriler, geyikler, piyasayla ilgili siyasi espriler. Yok şöyle iş, yok böyle dolar arttı, yok böyle dolmadan dom attı falan. Saçma sapan ya, bırakın bunları, biraz düşüncelerinizi zorlayın. Düşüncenizi zorlayın biraz. Birbirinize bu düşünce sınırlarını kaldırma, geniş algıya gelme şualarını yollayın kardeşim. Aykırı olun da ondan sonra gelin bana yani. Kısaca onu söylemek istiyorum. Allah Allah. Çocuklarla mesela eğleniyorum ben. Benden çok daha küçük kankilerimle eğleniyorum, telefonlaşıyorum. Oradan olgun birileri, sözüm ona aslında fosile bağlamış. Yani ruhu artık toprağa bakan birileri, gözlerini toprağa dikmiş birileri beni yadırgıyor. Ay adamın yaşına bak takıldı insanda. Ya ben topunuzun ta fosilliğine koyayım kardeşim, tabletinize koyayım ya. Yani tablet dediğim tarih öncesi tablet, fosil demek o demek ya, o anlamda yani. Hadi bakalım. Aykırı gönüller, özgür gönüller, sevgi dolu gönüller, inançlı gönüller, hepinizi seviyorum. Güzel bir hafta sonu olsun.